Burada çok güzel bir organizasyon var. Mevlüt organizasyonu. Hani ülkemizde çok ancak cenaze durumlarında olan bir durum. Ama burada Efendimiz'in doğum gününde kutlanan bir durum. Ve yüzlerce, binlerce Müslüman toplanıyor. Onlarla beraber olmak da çok ayrı bir keyif tabii. Güzel bir duygu. Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılmak için diğer adalardan gelen yerliler ve kabileler kendi dillerinde kasideler okuyor, kültürel ve sportif yarışmalara katılıyorlar. Adeta bir Ramazan, Kurban Bayramı havasının yaşandığı bu haftada herkes en güzel elbiselerini giyip camilere akın ediyor. Adım Said El Hasan. Lamu'nun Emkomani eyaletinde yaşıyorum. Balıkçılık ve denizde taşımacılık yapıyorum. Burada Lamu'da Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamaktalar. Ancak büyük çoğunluk ve hakimiyet Müslümanlara aittir. Nüfusun %70'i Müslüman, %30'u Hristiyandır. Mevlid kutlamaları benim bildiğim 13 yıllık bir geleneğe sahip. Kutlamalar için dünyanın birçok ülkesinden buraya akın akın insanlar gelir. Arap ülkelerinden, Buzangu dediğimiz beyaz adamların ülkelerinden ve Lamu çevresinden katılımlar oluyor. Lamu'nun nüfusu Mevlid sırasında artıyor tabii. Tam kesin söyleyemem ama 500 bin civarını buluyor. Mevlüd-ün Nebi haftasındaki en önemli etkinliklerden biri de dünyanın farklı ülkelerinden uzman doktorların katıldığı ve ücretsiz tedaviler ve ameliyatların gerçekleştirildiği tıbbi kamp. Kamp süresince dünyanın farklı yerlerinden, farklı dillerde gönüllü doktorlar buraya gelir ve ücretsiz tedaviler ve ameliyatlar yaparlar. Adada neredeyse tek bir uzman doktor bile bulunmamakta. İmkanı olan hastalar bile ya Mombasa'ya ya da Nairobi'ye gitmek zorunda. Her yıl hastalar kendi dertlerine deva olacak doktorları günler öncesinden adadaki tek hastane olan Lamu Devlet Hastanesi'nde beklemeye başlarlar. Adada maalesef bu hastane dışında özel bir tedavi merkezi dahi yok. Ameliyat ve tedavi imkanı bulamayan fakir bir hasta, şifa için bir dahaki Miladün Nebi'yi beklemek zorunda. Bu yüzden yeryüzü doktorları olarak bu hastalara ulaşmamız bizi mutlu ediyor. Tamam. Bir miktar ağrın olabilir. Akşamleyin saat 8 gibi içeceğim bir hap verdik sana. Ameliyatın gayet iyi geçti inşallah. Biz yeryüzü doktorları için orada ve her yerde diyoruz. Hristiyan, Müslüman, Budist vesaire hiçbir fark etmiyor. Nitekim Kenya'da nasibi olan kişi bir Hristiyandı. İsmi James'ti. Başka bir nasip şeyini söyleyeyim. Aslında biz ameliyatları bu şekilde başladığımız vakit ilk vakalara daha şeyi kolay olan, ameliyatı kolay olacak, daha sonucunu hızlı bir şekilde alacağımız, ameliyata hızlı bir şekilde güne hızlı başlayalım, seri bir şekilde gitsin. Çünkü güne nasıl başlarsanız öyle gider. Öyle hastaları seçeriz aslında. Ama James'in aslında ameliyatı zordu. Korneasında da bazı problemleri vardı. Görmemiz, kataraktı görmemiz oldukça zordu. Ve şanslı o oldu, kısmetli o oldu, nasibi olan o olmuş oldu.